Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Ağustos Çarşamba. Radoka Selden merhaba. Alman hükümetinin açıkladığı yeni sayılar kaç insanın emeklilikte yoksulluk içinde olduğunu gösteriyor. Giderek artan yaşlılıkta yoksulluk çok büyük bir sorun. Almanya'daki 19 milyon emeklinin %18'i 2023'te yoksulluk içindeydi çalışmaya devam edenler de dahil olmak üzere 65 yaş üstü tüm insanlar arasında bu oran neredeyse %18'e kadar yükseliyor. Almanya'da neredeyse her 5 kişiden biri yaşlılıkta doğrudan yoksulluk riskiyle karşı karşıya. Yoksulluk riski kadınlarda %20,2'ye kadar çıkıyor. Toplam nüfusun ise yüzde on 2023 yılında yoksulluk içindeydi. Hükümet bilgileri Alman emeklilik sigortası ve Eurosat istatistiklerine dayanıyor. Ortalama gelirin yüzde azına sahip olan herkes yoksul sayılıyor. Hükümetin yakın zamanda yayınladığı sayılar Almanya'da 1 milyon 300 binden fazla emeklinin emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini gösterdi. Almanya'da neredeyse her 5 emekliden biri yoksul. Sol Parti milletvekili Matthias Birkwald, hükümet tarafından açıklanan sayıların katlanılamaz bir durum olduğunu söyledi. Emekli maaşları çoğu zaman geçinmeye yetmiyor. 3 kişiden biri 1250 eurodan daha az emekli maaşı alıyor. Alman hükümetinin 40 yıldan fazla sigortalı olanların durumu ile ilgili soruya verdiği cevap birçok insanın yaşlılıkta ne kadar az parayla idare etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Bu grubun %33'ünden fazlası 2023 yılında 1250 eurodan daha az brüt emekli maaşı alıyordu. Bu rakam 45 yıllık sigortalılık süresine sahip kişiler arasında %25'in biraz altındaydı. Sol Parti milletvekili Matthias Birkwald bu rakamlar karşısında oldukça öfkelendi. İpin medyaya konuşan Birkwald yoksulluğun ve özellikle de yaşlılıkta yoksulluğun Almanya'da sadece önemsiz bir olgu olduğunu iddia eden herkesin bu cevapla yanıldığını anlayacağını söyledi. Bu kaçıncı haber? Bu kaçıncı rapor? Bu kaçıncı cevap? İşçilerin çıkarlarını savunduğunu iddia eden sendikalardan çıt yok. Sendika başkanları yerine sendika başkanlarının üyesi olduğu partilerin politikacıları konuşuyor. İşverenlerin aleyhine olabilecek küçücük bir değişiklik planına işveren birlikleri şiddetle karşı çıkarken işçilerin sendikaları neden karşı çıkmıyor acaba? Alman Yüksek Mahkemesi Bundesgerichtshof cinayete yardım ve yataklık suçundan şu nazi toplama kampında sekreterlik yapmış olan 99 yaşındaki Imgard F'nin hapis cezasını onadı. Imgard F şu anda Polonya sınırları içerisinde kalan Shutoff toplama kampında bir Nazi komutanının sekreteri olarak görev yapmıştı. 2022 yılında alt mahkeme onu 10505 cinayet ve 5 cinayete teşebbüs suçundan suç ortağı olmaktan 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırmıştı. Shutoff toplama kampında Yahudi mahkumlar, Polonyalı direnişçiler ve Sovyet savaş esirleri dahil en az 65 bin insan öldü. İrmgard ve suçların işlendiği 1943-1945 yıllarında henüz 18-19 yaşlarında olduğundan gençlik ceza davası kapsamında yargılandı ve kamptaki suçlardan haberdar olmadığını savunarak beraatını istedi. Almanya'da Imgard durumuna benzer üç vaka daha bulunuyor ve bu şüphelilerin ileri yaşları yargılanmaya uygun olup olmadıkları konusunda tartışmalara yol açıyor. Demokrat Avukatlar Birliği Federal Sekreteri Andreas Engelman salı günü Junge e yaptığı açıklamada federal hükümette geçmişle hesaplaşmaya yönelik hukuki sürecin ancak asıl failler ölüp gömüldükten sonra başladığını hatırlattı. Yönetici sınıfa ve ülkenin siyasi aygıtına ait oldukları sürece yasal bir yeniden değerlendirme ve kovuşturma engellendi. Engelman, kuantlar ve filiklerin nazi rejimi sırasında edindikleri mal varlıklarını hiçbir zaman teslim etmek zorunda olmamalarını buna örnek olarak gösterdi. Yargılamalar nihayetinde Nazi diktatörlüğünün ast ve yaşlı yandaşlarına karşı yürütüldü. Hessen sen okulları yine zorluklarla başlıyor. On binlerce öğrenci yaz tatilinin ardından sınıflarına geri dönüyor yaz tatilinin ardından 26 Ağustos pazartesi gününden itibaren sınıflar yeniden donmaya başlayacak. Hessen Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na göre 2024-2025 öğretim yılında yaklaşık 810 bin öğrenci öğrenim görecek. Hessen Okul Müdürleri Birliği Başkanı Martin Bull FFA'ya verdiği demeçte öğretmen açığının şu ana kadar birçok okulun karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söyledi. Öğretmen açığının bir sonucu olarak Almanya'daki okullarda giderek daha fazla sayıda mesleği öğretmenlik olmayan çok sayıda insan öğretmen olarak ders veriyor. Baden'deki Alman İstatistik Dairesi'ne göre 2022-23 öğretim yılındaki öğretmenlerin yüzde onu mesleği öğretmenlik olmayan kişilerden oluşuyordu. Toplam 724.800 öğretmenden yaklaşık 71 bininin tanınmış bir öğretmenlik yeterliliği yoktu. 10 yıl önce bu oran yüzde 5,6 idi yaklaşık 798 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bir önceki öğretim yılına kıyasla yeni öğretim yılında Hessen'de 810 bin öğrenci öğrenim görecek. Artan öğrenci sayısı bazı yerlerde yer sıkıntısı yaşanacağı anlamına geliyor. Gv Sendikası Hessen Başkanı Tilo Hartman konteynerları sınıfların yerini alacak ideal bir çözüm olarak görmediğini söyledi. Çin, Avrupa Birliği'nin elektrikli otomobillere uyguladığı cezai gümrük vergilerine karşılık olarak Avrupa süt ürünlerine özel vergi uygulamayı düşünüyor. Çin, Avrupa Birliği'nin elektrikli otomobillere uyguladığı cezalandırıcı gümrük tarifelerine cevap olarak Avrupa süt ürünlerine özel vergiler getirmeyi düşünüyor. Çin'in Global Times gazetesinin haberine göre Çinli şirketler Avrupa Birliği'nden ithal edilen bazı süt ürünlerine karşı subvansiyon soruşturması açılması için yetkililere başvurmayı planlıyor. Ajans Tarım'ın haberine göre bu veriler Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından Eurosat verileri kullanılarak hazırlandı. Bu durum Avrupa Birliği Çin arasındaki ticari gerilimlerin arttığı bir dönemde meydana geldi. Avrupa Birliği kendi üreticilerini korumak amacıyla Çin'den yapılan çeşitli ithalatlara yönelik soruşturmalar yürütüyor. Ocak ayında Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen brendiye yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Mayıs ayında ise Avrupa Birliği Çin'den ithal edilen kalay kaplı veya kaplanmamış yassı haddelenmiş demir veya çelik ürünlerine yönelik bir soruşturma açtı. Avrupa Birliği'nin Çin e araçlarından alacağı özel gümrük belgeleri en geç Ekim ayı sonunda yürürlüğe girecek ve 5 yıl süreyle uygulanacak. Derneğiciler Radyo Kasar'ın hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gününüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo kasel dinleyeceksin.